Sevgili izleyenler, gıda tüketim alışkanlıkları araştırmasında ortaya çıkan bu çarpıcı tabloyu konuşacağız şimdi. Stüdyoda bir konuğum var. Gıda Güvenliği Derneği Başkan Yardımcısı Ayça Özden bizlerle olacak bu saat diliminde. Hoş geldiniz Haber Global stüdyolarına. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen başlayalım isterim ben. Toplumun 2/3'ü gıda güvenliğinin ne olduğunu bilmiyor. Bozuk bir ürünle karşılaştığında alo 174 hattında alabileceğini, arayabileceğini, bilgi alabileceğini bilmiyor. Bilenlerin %62'si de bunu yapmayı tercih etmiyor. Gereksiz görüyor, uğraşmak istemediklerini belirtiyor. Acaba nedir bu güvensizliğin sebebi? Öncelikle gıda güvenliğinin ne olduğunu çok hızlı bir özetleyelim isterseniz. Gıda güvenliği çiftlikten çatala kadar deriz biz. Yani tüketicinin önüne gelene kadar o ham maddenin, tarım ürününün veya hayvansal besinin işlenmeye başladığı aşamadan itibaren tüm süreçlerin güvenli bir şekilde tüketiciye sunulması ve önüne geldiği gıdanın da tüketiminde herhangi bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik, mikrobiyolojik sorunların olmamış olması demek. Bunu sağlayabilecek şekilde bir kere üretim zincirini kurmak yetkililerin, üreticilerin ve de yetkili otoritenin görevi. Türkiye'de de gıda güvenliğinin sağlanmasındaki yetkili otorite tabii ki Tarım Bakanlığı. Ama burada tüketicilerimize de aslında bazı görevlerin düştüğünü düşünüyoruz biz. Çünkü onlar da yaşadıkları bazı sorunları yapılan araştırmalarda görülüyor ki paylaşmıyorlar. Eğer biraz daha bu zincirin bir parçası olur, onlar da karşılaştıkları problemleri yetkili otoritelere, üreticilere ya da satın aldıkları noktalara iletebilirlerse bu zincir geriye doğru da işleyerek hangi problemin nereden kaynaklandığını bulunması konusunda da çözüm arayışlarını başlatacaktır. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın Alo 174 gıda hattı var. Buraya sormak istedikleri soruları sorabiliyorlar, cevaplarını alabiliyorlar ya da yaşadıkları problemleri aktarabiliyorlar. Sizin de biraz evvel haberde yaptığınız röportajlarda gördüğümüz kadarıyla çoğu bunu bilmiyor. Bizim yaptığımız araştırmalar da o şekilde. Belki ilk tetikleyici nokta orası olabilir diye düşünüyoruz. Evet, haklısınız. Peki nasıl doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilirler? Bu konuda nasıl çalışmalar olmalı? Şimdi bunun birkaç ayağı var aslında. Tabii ki öncelikle Tarım Bakanlığı bu konuda en yetkili otorite. Alo 174 hattından bilgileri alabilirler. Onun dışında bizim gibi Gıda Güvenliği Derneği gibi Türkiye Gıda Federasyonu gibi derneklerden bilgiler alabilirler ama tabii oralara ulaşmak çok onlar için pratik değil. Ben de farkındayım. Bir yolu da etiket okumaları. Üzerindeki etikette bilgiler vardır ürünle ilgili. Bunu yaşadıkları ürünle karşılaştırdıklarında, aldıkları ürünle karşılaştırdıklarında eğer aynı bilgileri o üründe görmüyorlarsa burada bir sorun olduğunu fark etmeleri olabilir. Satın aldıkları noktalarda artık perakende zincirimiz de çok gelişmiş durumda. Satın aldıkları noktalarda da perakende zincirlerinde de bu konuda görevli kişiler var. Onlara en azından aldıkları mağazaya bile şikayetlerini bildirseler o kişiler emin olun ki üreticiye kadar ulaşıyorlar. Biz de bu sektörün içinde olduğumuz için çok ciddi bir bağımız var onlarla. Peki bu konuda diyelim ki bildirdiler. Bu satıcıya, ihmalkar satıcıya ne çeşit cezalar, ne çeşit yaptırımlar uygulanıyor ve caydırıcı mı acaba? Caydırıcı olduğunu düşündüğümüz cezalar var aslında ama sanıyorum tüketicilerimiz tam olarak caydırıcı olduğunu düşünmüyorlar ki bu konuda çok aksiyon almak istemiyorlar. Yeni düzenlemelerle beraber oldukça ciddi yasaklamalar geldi diyelim. Fakat burada zaten önemli olan hani ceza almak, ceza vermek değil de bence birazcık daha şeyi konuşmamız lazım. Yani ben de bu aldığım gıdadan sorumluyum. Benim gibi başkaları da bu ürünleri tüketecek. O yüzden başkalarının da benzer sorunlar yaşamaması için ben bu yaşadığım sorunu birileriyle paylaşayım ki yetkililere ulaşsın, üreticisine ulaşsın, denetleyicisine ulaşsın. Daha çok burada bu bakış açısında bakıp birbirimizi geliştirmek üzerine düşünmek gerekiyor. Şu denetleme olayına da değinmek isterim ben. Bu kontroller ne sıklıkla, ne şekilde yapılıyor? Tarım Bakanlığı mı yapıyor? Şimdi tabii ki o bilgiyi Tarım Bakanlığı'nın vermesi daha doğru olur. Ama bizlerin de bildiği kadarıyla şimdi Tarım Bakanlığı il müdürlükleri ve ilçe müdürlüklerinden oluşan teşkilatlar halinde. İlçe müdürlükleri de Tarım Bakanlığı'nın oluşturduğu planlar çerçevesinde belli denetimler yapmakta. Bu denetimler sizlerin de daha çok rastladığı gibi işte raflardan gidip ürünleri almak,
şeklinde de olabiliyor. Ki bu ürünler alındıktan sonra da gene Tarım Bakanlığı'nın kendi laboratuvarlarında analize alınıyorlar. Hı hı. Analizlerde de belli mevzuatlar var. O mevzuatlara uygun olup olmadığına bakılıyor. Eğer bir uygunsuzluk varsa da bunu üreten kişiye dönüp cezaları yansıtılıyor. İşleyiş bu şekilde ilerliyor. Buna da etiket okuryazarlığı deniliyor sanırım. Etiket okuryazarlığı birazcık daha farklı bir şey. Aslında biz o konuya biraz değinmek istiyoruz. Çünkü Gıda Güvenliği Derneği olarak biz de bu konuda bazı araştırmalar yaptırdık. Biz 26 şehirde bir araştırma yaptırdık. 18-65 yaş grubu 1500 kişi kadar bir katılımcıyla. Ve gördük ki gıda kaybı ve etiket okumayla ilgili bilgilerimiz çok yeterli değil. Biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Yaptığımız araştırmalar etiket okumanın aslında daha düşük seviyelerde olduğunu gördük. Sizin demin verdiğiniz bilgiler de öyle. En çok bakılan şey son tüketim tarihi gıdalarda. Hı hı. Tabii ki özellikle et ürünü, süt ürünü gibi çabuk bozulan gıdalarda bunlara dikkat ediliyor. Ama onun dışında o ambalajlar üzerinde içinde ne olduğu, nasıl muhafaza edilmesi gerektiği ile ilgili de bilgiler var. Örneğin bir et ürünü, süt ürünü gibi soğukta muhafaza edilmesi gereken bir ürün alıyorsanız bunu gerçekten o koşullarda satışa sunulmuş mu bakmanız lazım. Yani üzerinde 4 derece yazan bir ürün gerçekten dolapta mı satışa sunulmuş yoksa o soğuk muhafaza koşullarının dışarısında mı? Bununla bile başlayabiliriz ufak ufak. Ya da tabii bunu aldıktan sonra bizim de aynı muhafaza koşullarını sağlamamız gerekiyor. Bunu alıp götürdüğümüz zaman çok fazla bekletmeden gene soğukta saklayabiliyor olmamız lazım. Burada çok önemli olan bir konuya daha değinmek istiyorum ben ve bu fırsatı da yarattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gıdaların üzerinde bir STT bir de TETT yazar. STT dediğim son tüketim tarihidir. Hı hı. Bu tarih görüldükten sonra o ürün fiziksel olarak ve koku olarak iyi görünüyor olsa bile tüketilmemesi gerekir. Bu ürünü üreten kişiler, uzmanlar o tarihe kadar tüketilmesini, hı hı, önerir. Ama TETT dediğimizde bunu açalım, bu tavsiye edilen tüketim tarihi anlamına gelir. Bazı ürünlerde TETT verilir ve siz ürüne baktığınızda fiziksel koşulları açısından, görünüşü, kokusu açısından bir bozukluk görmüyorsanız bu ürünü tüketebilirsiniz. Bu ikisi arasındaki farkı tüketicilerimiz bilmiyor. Sadece... Çünkü elde ettiğimiz bilgilere göre de yine o araştırmaya göre tüketicilerin %72'si kullanılabilir gıdayı da çöpe atıyor. Yani aynen, bu okuryazarlığı nasıl elde edeceğiz, ben kendim için de soruyorum. Evet, işte böyle birbirimizi bilinçlendirerek başlayabiliriz. Biraz bu işte hepimizin sorumlu kalıp ne oluyor diye sorgulamaya başladığı anda da geriye doğru ilerleyebiliriz. Mesela bu tavsiye edilen tüketim tarihi önemli çünkü dediğiniz gibi tüketicilerin %72'si bunu bilmediği için tüketilebilir olan gıdayı da çöpe atıyor. Bu da gıdanın korunması açısından bizim istemediğimiz bir durum. Ve maalesef zaten dünya üzerinde de tüketim koşullarında, aslında bunu bir üretim, dağıtım ve tüketim koşullarında gıdamız, tüketilebilir gıda tüm dünyada %30'u bu şekilde kayba uğruyor. Biz de kendi üzerimize düşeni evet dikkat edersek muhtemelen daha iyi bir noktaya gelebileceğiz gibi. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Bizim yaptığımız araştırmalar mesela Türkiye'deki tüketiciler ekmek konusunda, ekmeğin değerlendirilmesi konusunda gerçekten çok hassas. Bu çok güzel bir şey. Yaptığımız araştırmada %87'si tüketicilerimize bayat ekmekleri nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda hassasiyet gösteriyor ve bunu uyguluyor. Ama maalesef bu özellikle meyve, sebze ve süt ürünlerinde çok düşüyor bu oran. %40-42'sinin çöpe gittiğini görüyoruz. O yüzden de bazı şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüketicilerimizden de bizim birkaç ricamız var. Örneğin raf ömrü kısa olan bir ürün aldıkları zaman, alacakları zaman daha doğrusu, gerçekten tüketebilecekleri süreçler içerisinde almalarını öneriyoruz. Bunu uygun koşullarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Alışveriş yaparken bu ürünleri sona bırakmalarını ve hızlı bir şekilde gidecekleri noktaya ulaştırmalarını öneriyoruz. Buzlukta saklayacakları et gibi gıdalar varsa bunları tüketecekleri porsiyonlara getirip de buzlukta saklamalarını öneriyoruz. Ve tabii buzdolaplarını da zaman zaman kontrol edip en azından arkada kalmış ürünlere öne alarak değerlendirmeye hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz koşullarda herkes ulaşabildiği ürünü dikkatli şekilde muhafaza etmeye ve tüketmeye çalışıyor. Bunun bilincindeler. Bu çok da kötü durumda değiliz yani. Hani dediniz ya sınıfta mı kaldık? Kalmadık ama biraz daha iyileştirebiliriz. Eğitime ihtiyacımız. Evet, peki ne yapabiliriz? Çünkü yani küresel ısınma.
kıtlıkla karşı karşıyayız. Gıdaya ulaşmakta eskisi kadar rahat değiliz. Evet. Bir eğitim söz konusu olabilir misin? Böyle bir çalışmanız var mı? Bizim bu konuda çok çalışmalarımız var aslında. Özellikle gençleri... Bir de okur yazarlığı olmayan büyüklerimiz için ciddi bir oran evet, bu da. Evet, o konuda da projeler yapılabilir. Biz tabii... Gıda Güvenliği Derneği üreticinin, tüketicinin ve bilim insanlarının bilim insanlarına oluşan bir dernek. Biz de bu konuda ulaşabildiğimiz herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve bu konuda bazı çalışmalar yürütüyoruz. Tabii biz daha çok son dönemde biraz daha gençlere hedef aldık. Çok heyecanlılar, çok bilinçliler. Gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz açıkçası ama bu konudaki notlarımı da aldım. Sizin ilettiğiniz notları da aldık. Daha fazla yolumuz Nacizane, var tabii teşekkür ki. Ederim. Peki bu bozuk ve hatalı ürünü yine dönmek istiyorum. Bildirmeyen 162'lik bir dilim var. Uğraşmak istemediklerini söylüyorlar. Belli ki bir güvensizlik var gibi görünüyor. Bu güvensizliğin sebebi ne olabilir? Yani bu daha çok sosyolojik bir konu bence. Daha farklı da yaklaşılabilir ama ben şunu söyleyebilirim. Lütfen bu konuda hepimiz sorumluluk alalım. Ve yaşadığımız sorunları, ürünlerle ilgili yaşadığımız sorunları ilgililere bildirelim. Aslında bu çok ulaşamayacağımız noktalar değil. Dediğim gibi perakende zincirleri bu konuda gerçekten güçlü bir ağ kurmuş durumdalar. Perakende zincirinde aldığınız noktaya da şikayetinizi bildirebilirsiniz. Ama tabii ki yetkili otorite, tekrar altını çiziyorum, Tarım Bakanlığı'dır. Onun da Alo 174 hattını kullanabilirler. Çok teşekkür ederiz bizleri aydınlattığınız için. Öz olarak belirtmek istediğiniz bir şey daha varsa lütfen. Gıdamızı korumak adına üzerindeki etiketleri okuyarak tavsiye edilen tüketim tarihi farkındalığını arttırmanın da burada faydalı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Çünkü ciddi de hastalıklara sebep oluyor sanırım bu tehlikeli bozuk gıdalar, tabii, obezite, diyaliz. Onlar kanser. Daha farklı bir başlık aslında. O konuya girersek muhtemelen bütün haber bültenini bana ayırmak zorunda kalırsınız. Başka bir zamanda onları konuşabiliriz çok ama. Çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi